Feride hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İranlı Şii misafirlerim vardı. Onlarla konuşuyorum. Maşallah hocam. Maşallah. İsrail'den de var misafirlerim. Şimdi onlarla da ayrı konuşuyorum. Maşallah hocam. Fakat onlara da bir müsaade aldım. Kısaca şöyle dedim. 15-20 dakika konuşayım yine geleyim dedim. Maşallah. Onları İslam'a ikna ediyorum. Bayağı da bir netice aldım. İnşallah hocam. Maşallah. Nasıl olacak dediler yani. Nasıl? Gayet kolay olacak dedim. Getirin Ahmet'i, Necet'i. Efendim Pakistan Başbakanı'nı getir, ömrüne el ele tutuşsunlar. Biz birleştik desinler. Budur, olur biter dedim. İsrail ne der dediler. İsrail zaten istiyor dedim. İsrail ne desin. Yani iki saattir o konuyu anlatıyorum. Maşallah. Ya Mehdi çıkmazsa diyor. Ya çıkarsa peki? Olur mu öyle şey? Allah'a güvenecekler inşallah. İnşallah. Yani tabi böyle demiyorlar da yani ya gecikirse gibisinden. Halbuki biz alametlere bakıyoruz. Alametlere göre tamam Mehdi'nin vakti tamam. Ama Mehdi'ye de zaten asıl olan İttihat-ı İslam. Yani İslam hakim olduktan sonra Müslümanların baştaki lidere biz diyeceğiz işte Mehdi'dir o diyeceğiz. O kadar yani onu o kadar Mehdi haşa ilah değil ki Allah'ın bir kulu yani. Mazlum bir Allah'ın kulu değil mi yani? Böyle bir şey yok. Asıl orada hayatı olan İttihat-ı İslam. Yani ana konu bu. Mehdi onun vesilesi. İnşallah. İnşallah. Dolayısıyla yani o kadar kafa takacakları, tedirgin olacakları bir konu değil. İnşallah hocam. Onu anlattım. Daha yeni netice aldık. Efendim. Fakat yani yarım da bırakmak istemedim. İnşallah hocam. Fakat vakit de varken gelip anlatayım bir şeyler dedim. Maşallah. Neler konuşuyordunuz Ayşe hocam? Hocam. Ne konuşuyordunuz? Kur'an mucizeleri ve iman hakikatleri hocam. Tamam. Şu son bölümde. Ondan daha önceki programda da cennet ve cehennem ayetleri vesile oldunuz hocam. Kur'an'ın yeterliliği, Şeyh Nazım Hazretleri'nin 1500 ile ilgili anlatımları, İslam İttihat-ı İslam Bediüzzaman'dan münafık ayetleri ve İslam'ın hakimiyeti inşallah. Ya kardeşim İttihat-ı İslam olsa kafamız rahat eder. Yani bu çok acayip bir de. Mesela bugün dışarıdaydım. Yani 3-5 saat dışarıdaydım. Herkesin yüzü asık kardeş. Herkes yani kıyafetler hep işlevsel. Yani süs olsun diye, yakışsın diye kıyafet giyen çok nadir insan var. Niye böyle ya benim milletim yani? Niye böyle olsun? Ya soğuktan korunmak için giyiniyor. Ayakkabılar mesela yolda iyi yürümeye yönelik böyle hani ayağını şey tutmaya yönelik. Yani şıklığa yönelik mesela güzel olsun yönelik çok nadir var. Ya düşündüm ben herhalde ekonomik nedenlerde de vardır ama asıl içlerinde o sevinci duyuyor adam yani kime göstereceğim diyor bırak yavrum gidebilirsin. Yani hani ben güzelliğimi kime gösterteyim ya kim beni birisi beğensen olur beğenmesen olur gibi düşünüyor olabilirler bir kısmı. İnsana birbirini sevmezse böyle olur zaten. İnsanlara değer vermek, sevgi duymak çok önemli. Ya hepsini tenzih ederim ama bayağı bir kısmının öyle olduğunu gördüm dışarıda yani. Evet. Yüzleri asık. Yani hep böyle bir koşuşturma içindeler. Ve sağlıksız insanların çoğu baktım yani. Çok ve nadir çıkıyorum yani dışarıya. Evet. İran misafirle biz yayına çıkacak mıyız diye soruyorlardı diyor uygun görürseniz. Olur 28 dakika mı var? İnşallah. Olur o iki seyit var ya. Onları getirebiliriz. Çocuklar siz bir zahmet istirham edeyim artık. Bana şey yapın. Ne? Ha tamam hadi bakın bir 3-4 dakika ara verip alalım inşallah. Evet İranlı misafirlerimiz yanımızda maşallah. Kardeşimiz Seyit. İsminiz şey yap. Liste sizin elinizde. Ha liste. Asef. Asef. Asef maşallah. Hüccetül İslam Asef. Ayeti Nusratü'l Ayeti. Hüccetül İslam Ayeti. Ha maşallah. Pur Seyyid Ağa'yı. Ayetullah Pur Seyyid Ağa. Ayetullah Pur Seyyid Ağa evet. Hepsi büyük müceddidler, büyük alimler maşallah ve Mehdi konusunda uzmanlar. Mehdi konusunda doğru mu? Uzmanlar. Evet maşallah.
Müslümanların birleşmesini istiyor muyuz? İttihat-ı Müslümanlar'ı Mikhail. Yani? Evet. Kiye kene akhvat. Kim istemez? Elhamdülillah, maşallah. Ve etesimu bihabdillahi cemi'an ve la teferruhu. Maşallah, maşallah. Huda khaste ma nakhay. Allah'ın istediğini biz mi istemeyeceğiz? Tabii, maşallah, elhamdülillah. Ama Allah'ın istediğini istemeyenler var. İşte onlara karşı mücadele veriyoruz inşallah. Kesanki hesten ki çisay Huda khaste buna ne mi khan? Ma ba ona dar mı mücadele? Biz böyle el ele tutuşalım. Alevisi, Sünnisi, Şiisi, efendim Caferisi, Vahabisi, böyle el ele tutuşalım. Konu biter. Kar tamam şu. İnşallah. Bahs tamam şu. Evet. Çünkü bu dünya için bir güzellik ve huzur demektir. İn beray cihan çizi hubi ve kaşengez. Bütün var inşallah. Evet. Ümidimiz var inşallah. Evet. Bütün dünyanın ferahlaması, huzur bulması, savaşların bitmesi, anarşi ve terörün bitmesi demektir. İn emin huzur cihan peydamış, anarşi ve terör tamammış. Cenka tamammış. İnşallah. Evet. Ümit varım inşallah. Evet. Öbür türlü bu sevgisizlik, bu ümitsizlik, bu acılar devam eder. Bunun çözümü İttihat-ı İslam. Eğer incirine başı in bir dostani hemişe idame mi konu ilacı in İttihat-ı İslam'ı. Evet. Mübarek hocam, Kur'an'dan herhangi bir sayfa açabilir misiniz bana? Ez Kur'an, ye sayfa mütünüt baskan misli istihare. Ey çi? Mis, evet, ye sayfara baskan ki ben bu konu. Maşallah. Bismillah, şeytandan Allah'a sınırım. Şeytan bir huda anak burada. Sizden önceki gibi diyor. Onlar sizden kuvvet bakımından daha güçlü ve mal ve çocuklar bakımından daha çoktular. Mesela askeri güç bakımından, maddi güç bakımından sizden daha çoktular diyor. Bunu söyleyebiliriz. Anha sizi hem ayet ay Kur'an'ı mı gönderdi? Tövbe suresi 69. Sure-i Tövbe ayet nevado sizi 69. Evet. İki anha es şuma hemişe gaviter esen beçay siyat bu da kudreti ziyatı da işte. Evet. Bu olabiliyor. Ayrıca bak diyor ki Cenab-ı Allah, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliğe emreder, kötülüğü sakındırırlar. Bütün Müslümanlara hitap ediyor ve Müslümanları tek bir topluluk olarak kabul ederek Allah bunu söylüyor. İki Huda gofti ki bir hemin Müslümanına hitap mı koni ki bir daha alabilir miyim? Bak, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir, koruyucularıdır. Mümin ve müminan, mümineha. Müminan ve müminat, evet. Veli yektigar hesten. Evet. İyiliği emrederler, emri bir maruf, kötülükten sakındırlar, nehyenil münker. Evet. Emri maruf ve nehyiz münker mi konan? Salatı, namazı dost doğru kılarlar. Namazla müstakim mi kona? Evet. Zekatı verirler ve Allah ve Resulüne itaat ederler. Zekat mı dan ve bi Huda ve Resuleş itaat mi kona? İnşallah. Burada ayette Allah Müslümanları tek bir topluluk olarak kabul ediyor. Yani ayrı ayrı kabul ederek değil, topluca hepsine söylüyor. İnce bi hemi Müslüman ha dar harf müzeni. Yeki yeki ve cuda cuda ne harf müzeni? Evet. Ben bir gidip sual ederim. Sizden bir soru, size bir evet, sorusu var. برای رسیدن به وحدت ما معتقدیم که بهترین کار اینه که روی عوامل مشترک سرمایه گذاری کنیم و صحبت کنیم. برای رسیدن به وحدت وحدته ulaşmak için ortak konular üzerinde konuşup ortak konular üzerinde çalışmamız gerekmekte. Ortak konu Kur'an. Bu yekaz avamel müşterek. Bu bir tane ortak noktamız. Ve خیلی خوبه. Ve en iyisi bu. Evet. Mesela en önemlisi. İnki kıblamun vahide. Kıblatuna vahid.
Evet. Kıblemiz bir. Allah'ımız bir, kıblemiz bir, kitabımız bir, peygamberlerimiz aynı. Evet, aynı ahirette gideceğiz, aynı cennete gideceğiz inşallah. Hem on ahiret mirim, hem on cennet mirim. İtimad be Mehdi ve yek mu'ud der ahir zaman. İnem yekez avamel muhimme vahdet ve iştirak beyn mezahibe. Mu'ud re nefem. Mu'ud, Mehdi, Munci. Mu'ud, beklenen Mehdi. Evet. Bunlar یکی از عوامل مشترک هم اعتقاد به امام مهدیه. ortak olduğumuz noktalardan birisi de Hazreti Mehdi'ye itikadımızdır. Maşallah, maşallah. Ve onun Ehl-i Beyt'ten olacağı, peygamberimizin soyundan olacağı. İnem ez Ehl-i Beyt. Bale bale. Evet, maşallah. Ehl-i Beyt ez. پس ما امروز باید روی این عوامل مشترک تأکید کنیم و دست بگذاریم. Biz bugün bu ortak olduğumuz noktalar üzerinde konuşalım. Bunların üzerinde araştıralım. Evet, zaten noktalarımız ortak olduğunu zaten Allah Kur'an'da açıkça söylüyor. Biz sadece o sevgiyi yaşamak durumundayız. O sevgiyi, o muhabbeti, o kardeşlik ruhunu yaşayacağız. Yoksa her şeyimiz bir, kıblemiz bir, Allah'ımız bir, kitabımız bir, hepimiz Müslümanız. Birbirimize bir farkımız yok. Derhemi evamil diye kestim. که در قرآن گفته اینا گفته ما باید محبت محبت داشته باشیم همونجور ادامه بدیم. Evet. Sevgi. Birbirimizi çok sevmemiz. Yekdigarı dostlaştan. Hayra yormak. Evet. Hayır gözle bakmak. Bir her çiz hayır nigah koyuyor. Kur'an میگه وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. این حبل الله به نظر ایشون چیه؟ Kur'an ayetindeki söylediği Kur'an ayetindeki hablillah ne demek? Hablillah ne demek? Hablullah. Hablillah. Ve'tesimu bihablillah cemiyen. Arabi ki Resman. Benim Arapçam yok. Ben beletnistem. Ümmiyim ben. Resman. Ve'tesimu ayı Kur'an ve'tesimu bihablillah. Hemen çeng bezenit bir resman muhkem ilahi. Allah'ın içine sıkıca sarılın ve ayrılmayın. Ha hablullah, hablullahul metin. Ve'tesimu bihablillahi cemiyen ve la teferragu. Ha maşallah. Evet. Hablullahul metin, uhretül vuska. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hablullahul metin yazsın. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Allah'ın tabii hakkında. Kopmaz koparılmaz ipine insan sarıldın mı? Dünyada kim olursa olsun kurtuluştadır. Ferahlıktadır. O ipi ne olarak görüyorsunuz diyor. Allah'ın ipi. Evet. Kur'an'dır tabii ki. Kur'an'ın bütünü. Un çizi Abdullah hemun Kur'an. Ve peygamberin sünneti. Ve sünneti peygamber. Evet. Sünneti peygamber ve Kur'an. Arı. Ma yek sual ince derim ve onun nesnesi ki mutevedim be hemun delili ki ma niyazmande be vahiy hastim. نیازمند به حامل حامل و پیامبر هم هستی. size bir sorumuz var. Kur'an'a ihtiyacımız olduğu gibi Kur'an'ı taşıyacak olan bir peygambere de ihtiyacımız var. Yani Kur'an نیازمند به پیامبر است. Kur'an peygambere ihtiyacı var. و الا اگه این کتاب در خانه خدا نازل میشد یا روی کوهی نازل میشد و میگفتن برید بخونید آیا این بر ما کفایت میکرد؟ بو قرآن اگر herhangi bir yere veya da bir dağa inmiş olsaydı gidin bunu okuyun deseydiler bizim için yeterli olur muydu? Olmaz tabii peygamber onu bize şerh edecek, açıklayacak, tefsir edecek. Sünnetiyle biz Kur'an'ı nasıl anlayacağımızı bileceğiz. Belki ba sünneti peygamber Kur'an'ı bima şerh mi kone, tavzih mi de ki bazı zon mi fehmim ki peygamber niyazları. Hem şerh ve hem icraş. Piyade hem, tabii tabii yaşayacak, göreceğiz yani inşallah. Sahabeleriyle kendisi. Pas. Be hemin delil ki ma niyazmand ve peygamber darim. Bundan dolayı peygambere ihtiyacımız var. Niyazmende ve yek kesi derim ki بعد از peygamber hem şan peygamber ro daşte boşa. Peygamberden hemen sonra da peygamberin şanına sahip birisine ihtiyacımız var. Mehdi. Adı darı.
siz bu anan zaman zaman İmam Mehdi'ye. Bu zamanın İmam Mehdi zamanı olduğuna inanıyor musunuz? Ben Mehdi'nin geldiğine inanıyorum. Yani halen şu an hayatta olduğuna inanıyorum. Yani Mehdi, faaliyette olduğuna inanıyorum. Meki der hemen halaf der hang faalhes ve umades. Peygamberimiz cismen bana benzemez diyor. Beni İsrail görünümündedir diyor. Fakat ahlakı ve huyu bana benzer diyor. Meki peygamberimun meki ki şekleş bermenli mihare ve le şekle beni İsrail'i mihare ve ahlakeş mislimene. Evet. Aynen Müslümanlar diyor. Bütün huyu, suyunu, kişiliğini falan peygamberimiz çok detaylı anlatmış Mehdi'nin. Hemi çizsay ki müşahhasatı Hazreti Mehdi'ye hayli çizi vazih, tozih gerdi peygamberimin. Yani dış görünümünü, hatta yürüyüşüne varıncaya kadar nasıl konuşacağını, nerede faaliyetler yapacağını hepsini anlatmış. Kadem zede, şekli kadem zedene, şifa, der koca haçı faaliyet haymi koni. Evet. Evet, şekli bedeneş. Benim evlatlarımdan diyor peygamberimiz. Benim evlatlarım. Peseranım mene. Evet, benim evlatlarımdan Mehdi. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da onun zamanında biz gökten ineceğine, zuhur edeceğine ve Hazreti İsa ile beraber Hazreti İsa'nın ona namazda iktida edip birlikte namaz kılacağına da inanıyoruz. Vakti ki işin miyat, Hazreti Mehdi miyat, Hazreti İsa ez asıman berzemin miyat ve poşti seyru işin namaz mı kone? Felizan muhtemedim ki aslen vakti İmam Mehdi biyad, cihan Mesihiyet heme be İmam Mehdi iman miyara. İmam Mehdi geldiği zaman, buna inanıyoruz ki İmam Mehdi geldiği zaman bütün Hristiyan alemi İmam Mehdi'ye biat edecekler. Evet, Mehdi'ye Musevilerden ve Hristiyanlardan büyük bir kitle etkilenecekler, yani ona bağlanacaklar. Ama asıl Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inişiyle Hristiyan alemi tamamı Müslüman olacaklar. Meyi ki vakti ki İmam Mehdi Ahmet kısmeti ez Yahudiyan ve Hristiyan itikat ber işin peyda mükanı vakti ki İsa Ahmet hemi Mesih'a Müslüman mişe. Özellikle ben bahsede cöy diye beberem. Şayet... İzin verirseniz konuyu başka bir tarafa çekmek istiyorum. Behter nif biş az on ki bahs bekonim ki der ayende çe ittifakati ba amadene İmam Mehdi khahad uftad. İmam Mehdi geldikten sonra ne gibi olayların olacağı hakkında al-an vazife ma çiye? Ma bayat çiye? Olacağı hakkında düşünsek ve şu an bizim görevimiz nedir? Bunun hakkında. Biz elbini yapacağız. Berenke zemine haye amadar İmam Mehdi faraham. İmam Mehdi'nin gelmesi için yapmamız gereken altyapı nedir? Bütün İslam ülkelerinin liderleri bir araya gelecekler. El ele tutuşacaklar. Şöyle bir daire oluşturacaklar. Biz birbirini seviyoruz. Hem Musa lider hay Müslüman ha cemşen destek. Biz kardeşiz. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için diyecekler. Biraderim. Yekimun beray hemiyumun beray yeki. Evet. İncir bayit bigen. Allah dünyada ahirette ayırmasın diyecekler. Mezhep ayrılıklarını biz esas almıyoruz. Bizim La İlahe İllallah Muhammed Resulullah diyen sallallahu aleyhi ve sellem kim varsa hepsi Müslümandır deyip birbirini kucaklayacaklar. Tefavuti çizi mezhepra ezben mibere sonundan birbirini kucaklayacaklar kardeş olacaklar. Bagal mi konu? Ben birermişim. O zaman işte bilimde, sanatta, dünyada en yüksek seviyeye çıkacağız inşallah. Her şeyde, sanayide, akla gelen her şeyde. Der ilm, der sanayi, sanati, sevgide, muhabbette, Balaterin camiresi, kardeşlikte, muhabbet, der braderi. Mehdi bütün dünyanın idarecisi yani. Herkes kendi düşüncesine göre o bir kardeş olur. Mesela İran kendi içinde serbest, Türkiye kendi içinde serbesttir. Kendi düşüncesi. Ama Mehdi geldiğinde hepsini kardeş olarak bağrına basıp İslam ahlakı içerisinde, İslam sevgisi içerisinde birleştirecektir. Yalnız programımız bitti. Biz kendi aramızda internetten devam edelim. Tamam. O şeyin vaktini anlayalım. Ben namayma tamam şu demin. Evet.
آخرین چیزی که گفت اونو میگم ایران در بین خودش ما در بین خودمون همون قانون قوانین حکی داریم با اونا تام بیس پروگرام کپاتابیلیریز اینترنت رو دوام بدیم چیکارش کنیم